Osmanlı tarihi gözden kaçırılmış veya unutulmuş ilginç olaylarla dolu. A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer'in hazırlayıp sunduğu eski defterlerde o olayları ele alıyor. Şimdi de Galatasaray'ın renklerinin ve Galatasaray Lisesi'nin temelini atan Gül Baba'nın hikayesini izleyeceğiz. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın renkleri nereden geliyor? Gül Baba'nın güllerinden. Nasıl mı? Size Galatasaray Lisesi'nin de temelini atan ilginç bir öyküyü anlatacağız. Osmanlı Devleti'nde taht kavgası bitmiş, Fatih Sultan Mehmed'in ardından Osmanlı Devleti'nde padişah Bayezid olmuştu. Sultan II. Bayezid'in henüz veli sıfatı dile getirilmese de manevi yönünün ağır basmaya başladığı yıllardı. Bugünkü kağıthane sınırları içinde ormanda gezinti yapmış, şimdilerde Taksim Meydanı'nın yer aldığı tepeden Topkapı Sarayı'na dönmekteydi. Bir an çok hoş bir koku duydu Sultan Bayezid. Bu bir yemek kokusu değildi. Kokunun ne olduğunu, nereden geldiğini sordu çevresine. Sultanım, Gül Baba'nın gülleridir cevabını aldı. Bu bildiği bir isim değildi. Gül Baba kimdir diye soran Sultan II. Bayezid'e, muhterem babanızın güvendiği askerlerden biriydi. İstanbul'un fethine de katıldı. Sonrasında emekli olup kendisine hediye edilen toprağına çekildi. Önce barakasını yaptı, çevresine de Gül Bağı denildi. Belki de babası Fatih Sultan Mehmet'e duyduğu özlem ağır bastı. Bir tanışalım, halini hatrını soralım dedi Sultan Bayezid. Birkaç devlet görevlisiyle Gül Baba'nın bahçesine girdi. Destur nidasını duyan Gül Baba, kapıya baktığında Sultan Bayezid'i gördü. Eski günlerini, yani bir cihan padişahının yanındaki zamanlarını mı hatırladı bilinmez. O yaşlı adam genç bir delikanlıya dönüştü ve padişahının yanına koştu. Onu bahçesindeki en güzel güllerin arasına oturttu. Gül Baba ile Sultan Bayezid İstanbul'un fethinden, kuşatmadaki zorluklardan, gül yetiştirmedeki inceliklerden, Fatih Sultan Mehmet'in mümtaz kişiliğinden söz etti ve de eğitime verdiği önemden. Bu güzel sohbetin asırlarca hatırlanmasını sağlayacak olan da bu kısım olacaktı aslında. Bir padişah için epeyce uzun sayılabilecek bir süreyi Gül Baba'nın bahçesinde geçirdi Sultan II. Bayezid. Nihayet kalktı, babasının yadigarı olarak gördüğü Gül Baba'dan müsaade istedi. "Benden bir dileğiniz var mıdır?" diye de sordu. Soruyu duyan Gül Baba önce önüne baktı, sonra derin bir nefes aldı. "Malumunuz padişahım, dinimiz eğitime çok önem verir. Bahçemin bir köşesine okul yapılsa, bu bağın gülleri daha da artsa, talebeler buraya gelirken onları izlemek ahir ömrümde beni çok mutlu ederdi," dedi. Sultan Bayezid'in çok hoşuna gitti bu teklif. Kabul etti. Vedalaşıp ayrıldılar. Aradan kısa bir süre geçti. Sultan Bayezid'e Gül Baba'nın vefat ettiği haberi ulaştırıldı. İçinde ince bir üzüntü duyan Bayezid'in ilk aklına gelen Gül Baba'ya verdiği okul sözü oldu. Sultan öncelik sırasının değiştirilmesini emretti. Gül Baba'nın bahçesine o günün şartlarına göre iyi bir okul inşa edildi. Sultan Bayezid okul duvarlarının sarı ve kırmızı renge boyanmasını da istedi. Bu Gül Baba'yla tanıştığı günün nişanesiydi bir nevi. Zira o gün o bahçeden ayrılırken Gül Baba Sultan Bayezid'e bir demet kırmızı, bir demet de sarı gül hediye etmişti. Okulun çevresindeki güllerin korunması da padişahın en önemli isteklerinden biriydi. Galatasaray-ı Hümayun Mektebi denilen okul, Osmanlı'ya devlet adamı yetiştiren Enderun Mektebi'nin alt kademesi olarak hizmet verecekti. Planlandığı gibi de oldu. Devlet önemli bir eğitim merkezi kazanmıştı. Zaman zaman kesintiler olsa da varlığını sürdürdü bu mektep. 1868'de Sultan Abdülaziz'in emriyle mektebi sultani olarak yeniden faaliyete başladı. 1927'de de Galatasaray Lisesi adını aldı. Sultan II. Bayezid'in misafir olmaktan büyük mutluluk duyduğu ve hayatı boyunca unutamadığı o bahçe, bugünkü Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu yerdi. İsim ve faaliyet alanı zaman zaman değişse de okulun varlığı ve renkleri hiç değişmedi. Hem duvarlarında hem de ambleminde sarı ve kırmızı hep oldu.
Hatta 1905 yılında okulun 11. sınıf öğrencilerinden Ali Samiyen ve arkadaşlarının kurduğu Galatasaray Spor Kulübü'ne de renk olarak okulun her yönüne işleyen sarı kırmızı seçildi. Size bu hikayeyi anlatmadan önce bir gülün kokusu ne kadar hatırlanır diye sorsam ve asırlarca diye cevap versem inanmazdınız belki de.